Cumhuriyet'in 100. yılında ilklere sahne olan seçim maratonu tamamlandı. 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu elde eden Cumhur İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı yarışını da önde bitirmeyi başardı. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Erdoğan liderliğinde giriyor. Hayırlı olsun. Nihayetinde. Son sözü millet söyledi. Yıldız yıldız. İlk turun ardından sonuç belliydi aslında. Ancak. Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre olduğundan ve kimse kimseyi kırmak istemediğinden herkes temkinli konuşmayı, yazmayı tercih etti. Doğrusu buydu zaten. Yıldız Yıldız. Gelelim köşe yazımın başlığına. Neydi? Tevatür. Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı çok yaygın olan söylenti ve dilden dile yayılan doğru ya da yalan haber. Aylar önce Henüz daha Cumhurbaşkanı adayları belli değilken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Bursa programı kapsamında olay medyayı da ziyaret etti. Kendisine şunu hatırlattım. AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısında en çok görmek istediği ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu dile getiriliyor. Anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi çok önde. Kılıçdaroğlu alt sıralarda. Ne dersiniz, demeye fırsat kalmadan. Kısa ve net cevap verdi. Tevatür. Yıldız Yıldız. Günler hızla geçti. Meşhur 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanacağı ifade edildi. İyi Parti Lideri Meral Akşener, oy kaybını göze alarak masadan kalktı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sorumluluk almaya davet etti. Ama sonuç alamadı. Çaresizce. Seçimin kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması şartıyla masaya geri döndü. Yıldız Yıldız. İşte bu şartlarda seçime gidildi. Cumhur İttifakı, 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu elde etti. Ancak, Erdoğan, 5 puan civarında fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yıldız Yıldız, seçim öncesi soruma, tevatür, cevabını veren ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde etkin rol aldığı ifade edilen CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, ağır yenilgiye rağmen şu ifadeleri kullandı. Saray çoktan kaybetti. 28 Mayıs'ta değişim isteyenler kazanacak. Umudu, sevgiyi, heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına hakim kılacağız. Başaracağız, kazanacağız. Diğer CHP kurmayları da benzer açıklamalar yaptı. Eminim birçok kişi bu açıklamalara pes dedi ama seçmenin motive edilmesi gerekiyordu. Yıldız yıldız sonuç. Pandeminin açtığı yaralara, ağır ekonomik krize, Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yarattığı yıkıma rağmen Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 4 puan farkla kazandı. Anketleri ve birçok önemli ismin uyarısını görmezden gelip ekonomik ve doğal yıkımdan medet umanlar siyasetin enkazı altında kaldı.